biraz aile yaklaşımlarıyla başlamak tamam. istiyorum size. Onları sormak istiyorum. Şimdi anne babalara sorsak çocuğunuz başarılı olsun mu? Ya herhalde başarılı olsun diyecekler. Derslerini düzenli çalışsın diyecekler. Ödevlerini yapsın diyecekler. Ama şöyle de bir yaklaşım hatası oluyor. Bunlarda bir problem var. Çocuk ödevini yapmıyor, düzenli çalışmıyor. Ama aile hemen çocuğa bu sefer yöneliyor. Diyor ki bu çocuk çok tembel, çok sorumsuz, beni hiç dinlemiyor, beni çok üzüyor. Bakıyoruz evet. hedef hep çocuk oluyor. E peki anne babaların hiç mi hatası yok, hiç mi suçu yok? Burada nasıl bir problem var? Yani şimdi şöyle, genelde zaten şöyle olur. Anne baba kendindeki bir eksikliği hı hı. çocuğun başarı ihtiyacı, çocuğun başarısıyla tamamlama ihtiyacı duyar. Hı hı. Çünkü çocuğu başarısız olursa ele güne rezil olacağını düşünür. İşte benim çocukta çünkü Türk toplumunda sürekli karşılaştırma olduğu için işte senin kızın ne yaptı, hangi okulu kazandı, kaç puan aldı dediği zaman çocuk da kendisini temsil etsin istiyor. Bundan dolayı çocuğa kendi gerçekleştiremediklerini, yapamadıklarını çocuğa baskı şeklinde. Yani çocuk üzerinden bir prestij elde etmeye tabii, çalışıyor. Tabii bir imaj, prestij kaydediyor. İşi gücü olsun diyor. İşi gücü olsun ne demek? Demek ki anne babanın hayatta kalma gibi bir endişesi var. Çocuğun da hayatta kalma endişesini gidermek istiyor. Bütün bunlar olurken ne oluyor? Hayatta iki önemli şey var. Biri mutlu olmak, bir de diğer insanların hayatına etkide bulunmak. Bu ikisini de kaçırıyor. O zaman şöyle bir şey oluyor. Başarı tek başına kendi için amaç oluyor, sonuç olmuyor. Meslek seçiminde statüsü yüksek meslekleri seçiyor. Doktor oluyor ama mutsuz oluyor. Avukat oluyor ama mutsuz oluyor. Onun için anne baba ne kadar kendinden yola çıkarak değil de çocuktan yola çıkarak çocuğa yaklaşırsa o zaman çocuk başarılı ve mutlu oluyor. Hatta çok güzel bir söz var, her zaman söylerim. Anneler babalar sahip olmak istedikleri değil, sahip oldukları çocukları yetiştirirse bütün baskılar otomatikman ortadan kalkıyor. Evet, çok aslında, doğru bir tespit. Aslında gerçekten. Bütün olay şey anne babanın kendisine bakması, kendi istekleri için çocuğunu manipüle etmemesi. Olay aslında bu. Evet. Ve başarı bir sonuç olmalı aslında. Evet. Hedef olmamalı. Önceleyeceğimiz şey çocuğun hayattaki başarısı aslında. Yani matematikten 100 alıp almadığı, arkadaşının 95 aldığı, onun 5 puan kırıldığı falan değil. Değil. Çocuğun o başarısıyla birlikte mutlu olması aslında. Aynen öyle. Mesela şu anda çocuğu mesela Türkçeden 20 aldı diyelim. Matematikten ya şöyle diyelim. Edebiyat dersinden 100 aldı. Matematikten 40 aldı diyelim. Çocuğunuza özel ders aldıracaksınız. Hangi dersten aldırırsınız özel ders? Ya muhtemelen düşük olan aldırırsın. Dersten. Ama öyle tercih edilir. Yurt dışında anne der ki, oha bu çocuğun edebiyatı çok güçlü. Ben buna edebiyattan özel ders aldırayım, bu çocuk yazar olsun der. Evet. Anlatabildim mi? O zaman bizim düşünce yapımızda ne vardır? Eksikliğin üzerine gitmek vardır. Hı hı. Yurt dışında ne vardır? Güçlülüğün üzerine gitmek vardır. O zaman eksikliğin üzerine giderseniz çocuğa sürekli ne mesajı verirsin? Sen eksiksin, sen eksiksin, sen eksiksin. Doğru. O zaman çocukta değersizlik duygusu oluşur. Değersizlik duygusu oluşan çocuk da değersizliğini başka yollarla kapatma yoluna gider. Hı hı. Bağımlılık gelişir. Çok başarılı olur, başarıyla kapatır ama içinde her zaman bir eksiklik duygusu olur. Hı hı. İşte çocuğu siz güçlü yanlarını bilirseniz, örneğin çocuğa soruyorum, neden avukat olmak istiyorsun diyorum, annem babam avukat diyor. Başka çocuğa soruyorum, neden avukat olmak istiyorsun diyorum, Türkiye'de diyor eşitsizlik var diyor. Hı. Şimdi bir tanesi ne yapıyor? Bir etki yaratmak istiyor. Bir tanesi ne yapıyor? Kendi odaklı gidiyor. Evet. İşte siz etki yaratmak için başarıya giderseniz burada başarı amaç olmuyor, sonuç oluyor. Önemli olan diğer insanların hayatını etkilemek oluyor. Evet, bu da çok güzel. Burada o zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Anne babanın tutumları... Yani çocuğa nasıl yaklaştığı, işte başarıyı mı hedeflediği, yoksa çocuğun mutluluğu mu hedeflediği, bunun için hangi cümleleri kullandığı, motive etmek için hangi yöntemleri kullandığı, hani komplike olarak bir yaklaşım tarzı diyeceğimiz var. Şey, çocuğun sadece okul başarısını değil aslında madde bağımlılığından bahsettiniz, hayattaki mutluluğundan tabii, bahsettiniz, evet. mesleğini severek yapıp yapmadığından bahsettiniz. Çok önemli galiba. Yani bu konuda mı bir eksik var acaba? Evet, şimdi mesela çok güzel. Şöyle bir şey. Şimdi ben 6. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Annem babam benim başarılı olmamı istiyor. Şimdi ben dersteki en büyük endişem nedir? Ben eğer başarısız olursam annem üzülecek, babam üzülecek. Hatta annem babam kızacaklar. O zaman ben enerjimi neye harcarım? Bu endişemi gidermeye harcarım değil mi? Hı hı. Mesela bir çocuk, anne bir çocuğunu getirdi. Çocuk çok zekiymiş ama çalışmıyormuş. Dedim ki başarısız olursan ne olur dedim. Babamın gözünden düşerim dedi çocuk. Hı. Tamam mı? Şimdi bu çocuk enerjisini neye harcar? Babasının gözünde kalmaya harcar. Hı. Bir noktadan sonra babasının gözünde kalamayacağını düşünürse de çalışmayı bırakır. Değil mi? Öğrenilmiş çaresizlik olur. O zaman
amacı kendi duygusunu yönetmek olan çocuk. Yani endişesini gidermek, korkusunu gidermek, utanç duygusunu gidermek isteyen çocuk öğrenmeye ne kadar enerji harcayabilir? Diğer insanların hayatına ne kadar katkı sağlar? Sağlayamaz. İşte biz aslında motivasyon burada çok önemli. Siz çocukta ne kadar endişe yaratırsanız çocuk bu endişenin kurtulmanın yolunu arar. Derste orada değildir, ödev yaparken orada değildir. Öğrenmeyi her zaman ikinci plan atar. Öğrenmeyi ikinci plan atan kişi de gelişemez. Doğru. Sürdüremez bunu. Ve böylece de sorunlu bir çocuk ortaya çıkar. Çocuk ortaya çıkar. Çocuk öğrenmeyi geri plana attığı gibi kendini de geri plana atıyor anladığım kadarıyla. Yani en başta annesinin ve babasının mutluluğu, onun istekleri ama bu bambaşka bir hayat yani. Belki iki şey çıkar. Aile matematikçi olsun istiyor ama çocuğun edebiyata yeteneği var yani. Aynen aynen. Orada iki şey var. Eğer çocukta bu şekilde yargı varsa evde değersizlik duygusu oluşur. Değersizlik duygusunu gidermek için de iki yöntem vardır. Bir tanesi utangaçlık. Şimdi ben değersizsem ne yaparım? İnsanlar beni sevmeyecek diye düşünürüm. Değil mi? O zaman utangaç davranırım. Yani kendimi ortaya koymam. Çünkü ortaya koyduğum an yargılanabilirim. Tehdittir. Kimliğime tehlike gelir. İkincisi nedir? Anne baba sürekli yargılıyorsa çocuk da kendi kimliğini kabul ettirmek için asilik geliştirir. İnatçı olur. Asi olur ve sürekli çatışmaya girer. Ve benim bir anne baba okulum var. Anneler, babalar bu yapay sevgiden yani kendi ihtiyacı için çocuğu kullanmaktan vazgeçip gerçekten ilişki kurduğu zaman asilik de ortadan kalkıyor, utangaçlık da ortadan kalkıyor. Çünkü çocuk zaten kabul ediliyor. Kabul edilen bir insan kendisini saklama gereği duymaz ya da saldırma gereği duymaz. Ve olduğu gibi doğal olarak orada olur.